bitirdin mi anneciğim? Bitti bitti. İyi. Ben de bir son şuraları alayım. Ondan sonra da çıkalım. Vakitlice pazara yetişelim. Yetişelim yetişelim. Unutturma da. Ben bir lahana alayım. Akşama bir lahana sararız. Yanına da turşu çıkarırız. Mahsus yapıyorsun değil mi? Ben Eylül'ün adı anılmasın dedikçe sen inadına inadına yapıyorsun. La havle ve la kuvvet. Eylül diyen mi oldu canım şimdi? Bırak bırak. Anlamadın mı sanki? Yok kısır yapayım, yok lahana sarayım. Eylül severdi bunları. Aklınca onu mu ima ediyorsun ha? Ben sofraya oturunca canım sıkılsın, üzüleyim diye mi yapıyorsun bunları? Ay üstüme iyilik sağlık. Ne dedim ben canım, bir top lahana alayım dedim. Allah Allah. Konuyu nerelere getiriyorsun? Aile faciası çıkartacaksın. Bırak Allah aşkına. Kızım aklıma geldikçe üzülüyorum demiyor da, içim cız ediyor demiyor da. Yok öyle bir şey. Nasıl yok öyle bir şey? Ha? Babasın sen baba. Evladını ciğerinden söküp atacak halin yok ya. Anca kuru laf. İnat, inat. Al şunu, Bu ne? Eylül gönderdi. Adem'i verecektim öyle bir anda parlayınca. Veremedik tabii. Al da aç. Bana mı yollamış? Eylül. Kızıma emanet etmiştim. Dur dur, bir de not olacaktı. Baba, bu telleri eline öpüp rızanı alıp kendi yuvamı kurarken takmak isterdim ama olmadı. Yapamadım. Elini öpemedim. Rızanı alamadım. Sana layık olamadım. Hiç istemediğim bir evlilikten kaçıp sevdiğim adama giderken aklımda siz, yanımda da bıraktığım bu emanet vardı. Emanetine layık bir gelin olamadım. Geri gönderiyorum. İnşallah bir gün kavuşuruz. Seni çok seven kızım Eylül. Git kızını bul. Bir gör kızını. Bak senin de için rahat etmeyecek böyle. Pursaklarda. Sezen Sokak 11 numara. Git de gör kızını. Evladımla arana duvar örme. Saçma sapan konuşma Nurhan. Anam aklıma geldi de ondan gözlerim yaşlandı. Evlilik düşündüğüm falan yok. O benim kızım değil. Ne hali varsa görsün. Yaşar. İşim bitince alet çantasını al eve götür. Ben kahveye gidiyorum. Pazara gidecektik ya. Zaten 3-5 şey alacağım. Sen alırsın. Ben kahvedeyim. Ay inadın kurusun emi Yaşar. Anası aklına gelmiş de ondan ağlıyormuş. Demiyor ki kızımı özledim diye demiyor. Sezen Sokak 11 numara. Pursaklar. Evin halini hiç sorma zaten. Kırık, dökük, rutubet içinde. Buz gibi. Hep seni sordu be Yaşar. Babam babam dedi de başka şey demedi. Çok özlemiş. 14 numara. Thank you.
benim kızım. Dedi de başka şey demedi. Çok özlemiş. Efendim Nura. Yaşar. Ozan hapisten firar etmiş. Şimdi çöpü atarken Selma Hanım'la karşılaştığımda o söyledi. Televizyonlar falan hep onu gösteriyormuş. Ozan hapisten mi kaçmış? Peki Hediye ile Jülde'nin haberi var mı? Tamam tamam. Tamam geliyorum. Bir kahveye gideyim geleyim dedim. Olanlara bak. Ah Ozan ah. Hayır. Madem hapisten kaçıyorsun, madem başını belaya sokuyorsun, aslımı niye tehlikeye atıyorsun? Ay dur Yaşar dur, kafam kazan gibi oldu zaten. Ya belki de çocuk cinayeti aydınlatmak için kaçtı. Ya sonuçta bu oğlan masum, suç attılar üstüne. Orası öyle de. Demek ki canına tak etti. Suçsuz olduğunu ispatlamak için kaçtı. Ya bilemezsin ki, nereden bileceksin? Yine de kızı tehlikeye atması doğru değil. Bana bak. Sen hakikaten kahveye mi gittin? Yaşar doğruyu söyle. Kahveye gittim tabii. Başka nereye gidecektim? (Gülüyor)